Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salat ve salam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak gecemizi, gündüzümüzü aile eylesin. Cenab-ı Hak bizi bize bırakmasın, bizi rahmetiyle kucaklasın, istihdam eylesin. Cenab-ı Hak ahir ömrümüzü, kalan ömrümüzü kullandığımız ömrümüzden daha bereketli etsin kara Alemin ecelimizi, kabrimizi, berzağımızı, haşir meydanındaki hesabımızı, sırat köprümüzü asaneyle bizi hissettirmeyecek şekilde şehitlik nasibeyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin konusu haramı nazar nasıl kurtuluruz? Yani gözümüze, hayalimize nasıl hakim oluruz? 19 tane madde çıkarabildim. Akşama buna çalıştım. Külliyattan hatırıma gelen yerleri Haramı okudum, şehveti okudum külliyatta. Maddelemeye çalıştım cümle cümle. E, komprim şeklinde verilmesini istiyorum ben böyle. E, ortada kalmasını istemiyorum. Madde şöyle yap, böyle yap, bunu yap, böyle yap, böyle yap, böyle yap. 19 tane madde kendime çıkarttım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. haramı nazar şefkat ve sahiplilikle çözülür. Yani harama nasıl bakmayız? Şöyle, kendi mahremine... Şefkatinden bacısına, anasına, yakınına niye şehvet olmuyor? Ee, şefkat ve merhametinden olmuyor. Mesela kızına, annesine, bacısına ne olmuyor? Şefkat şehveti örter. Delilim bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet bayramında oturmuştum, Ustad. Eskişehir hapishanesinde. Hapishanenin tam karşısında lise mektebi var. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Dans ediyordu Yani. Bir de manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. 50 sene sonra vaziyet orada olanların halini görmüş. Gördüm ki 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza edemediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kati müşahede ettim. Yani kalanlar da e, beklediği hürmeti bulamıyor. Sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kati müşahede ettim. Onların o acınacak kallerini ağladım yani kızlara bakınca aslında normalde bir insanın şehveti, nefsaniyeti olması gerekirken ustad ağlamış. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler, geldiler, sordular. Ben dedim şimdi beni kendi halime bırakınız gidiniz. Orada ustad ağladı. Sebebi şefkat ediyor. Şefkat şehveti örtüyor. O zaman biz şefkatimizi, mesleğimiz, ads, fark, şefkat, tefekkür ya şefkatte ilerlersek haramı nazar bloke ediyor. Çünkü şöyle diyor. Bu benim Müslüman kardeşimdir. Bu kız veya bu olan bu benim Müslüman kardeşimdir. Bu da aldatılmış. Bu da salınmış. Yani babasından ya toplumdan veya eğitimden itilmiş kalkılmış. Bilmiyoruz ki keyfi arkasını. Nasıl bu hale gelmiş? Ama hakiki hakiki tarafını bilsek bu hale gelmesinin insan şefkatle içi, içi parçalanır. Onun için Allah bilir ne hatmelerden geçip de bu hale aldı diye şefkat ve merhamet edersek şehvetimizi örter. İki, buna başka bir örnek, başka bir tarz. Hem Peygamber aleyhissalatü vesselama ne kadar nasıl yap diyebilmiş ya demek ki olmuş yani. Genç gelmiş, ya Resulallah ben zine yapmak istiyor demiş ya. Gence ne demesi lazım? Cehennemde yerini hazırla demesi lazım. Olur mu ya bak bak şuna bak ya adama bak falan. Demedi. Bir naklediyorum. Ona dedi ki e, çünkü zina meyli histir. Onun karşısına fikirle çıkmak e, durduramaz. Yani dozer gibi düşünün. Dozer gidiyor tutsanız. Hayır gitme diye tutsan tutabilir misin? Dozer gidiyor gar gar gar. İşte his çıkmış haramı nazar veya şehvet. Onu akılla bilgiyle durduramazsın. Allah Allah durduramazsın. İnsanın sistemi şöyle çalışıyor. Soğan kabuğu gibi dışarıdan söylüyorum içeriye doğru. En dışarıda ak akılda fikir var. Gir içeriye. Vicdanda his var. Kalpte duygu var. Ruhta latife var. Şevet şey, bu histir. Bir alt olan e, sistem akıl fikirle bunu durduramazsın. Yani bin başının kararını teğmen veya üst teğmen durdurabilir mi? Yok. Binbaşı Yarbay Albay genel ancak durdurabilir. O zaman his olan bir meyli akıldaki fikir durduramaz. Ne yapman lazım? O hisin bir üst birimi olan kaptaki duygu veya daha üstteki ruhtaki latife ile. Ruhta ne var? Şefkat. Başka ne var? Muhabbet, surur, sevk, lezzet, memnunet, iftihar. Bu lezzet. Dolayısıyla şefkat, muhabbet bu alt birimini durdurabiliyor. Onu aktif etmek. Peygamber şimdi yapacak eylemsel. Vay be şuna bak lan. adama bak hiç çekilmeden bana bunu söyledi. Demiyor. Dedi ki bilme ana naklediyorum. Ona diyor ki zina yapacağın kişi birilerinin ya annesi ya kızı ya bacısı ya da karısı ya da yakınlarından. Sen anana bacına kızına hanımına ya da yakınlarına böyle olmasını ister miydin? Yani hissini mağlup etmek istiyor fikrini hareketlendirerek ona o zine yapacağın birisinin annesidir, bacısıdır, kız kardeşidir, yakınıdır. Sen anana, bacına, ola ola karşısına bu anasını koydu, bacısını koydu. Böyle yapılmasını ister miydin? Belki aldatılmıştı, belki paraya muhtaç, belki saf kadın, belki zor durumda. Sen ananı böyle olsa, başkası böyle bir düşünse, sen ne yapardın diye o arzusuna karşı hissini, sahiplilik ve şefkatini çıkarttı. Annesine, bacısına, kızına sahiplilik. Yani o yapacağın zina birisinin bacısıdır, birisinin kızıdır, birisinin anasıdır. Sana ister miydin? Böylelikle onun fikri çıkmamış, fikirle çıkmamış, hissiyatını ve vicdaniyatını aktif etmiş. Sahipliliğini aktif etmiş. Tabi insan çekindi. Şefkat hissini aktif ederek anasına karşı şefkat var ya zinadan men hissini aktif etmiş, akmet aktif etmiş. Yani üst birimi aktif etmiş. Arzusuna karşı fikirle çıkmamış. Şefkatini, muhabbetini, sahipliliğini aktif etmiş. Şevet yani haramın nazar helalini has kılanlardan biri de yani nasıl korunacağız? Biri de cehennem korkusunu kendi kafasındaki psikolojik sıkıntılarına ve içsel can darlığından kıyas ederek cehennem korkusu hissini uyandırmak. Yani şu, bir psikoloji düşünce, bir kendimi kötü hissetmeye kötü düşünce nasıl dünyamızı cehenneme çeviriyor? Göğsümüz ateş basıyor. Ha, o nereden haber veriyor? Cehennemden haber veriyor. Cehennemden haber veriyor. Bak cehennemi 70 bin perdeden geçmiş hal, şu andaki sıkıntı. Peki biz buna dayanamıyoruz da bunun 70 bin aslı olan cehennem nasıl olacak? Yani şöyle benim elimin gölgesi var. Birinci gölge. Bu gölge asla asla arasındaki farkı söylüyorum. Bu canlı bu cansız. Bu buna muhtaç. Bunun rengi var bunun yok. Vesaire. Ya zaten canlı cansız. Arasındaki farkı düşünün. Birinci ile ikinci arasında. Ne kadar sonsuz, canlı ve cansız. Bir de 2'nin 3, 3'ün 4'te, 4'ün 5'te, 70 bin perde şu andaki psikoloji sıkıntı. Dayanamıyoruz, kıvranıp duruyoruz. Ufak bir sıkıntı, istediğimiz olmadı diye kıvranıp duruyor Peki bunun 70 bin perde aslına git, celali tecellisi. O zaman cehennemi derslerle, cehennemi fikir aktif edilerek, hissiyatı durdurulabilir. Kardeşim biz bu dünyaya bu dünya için gelmedik. Bak gidiliyor. İnsanlık ne hale gelmiş? Biz nelerle uğraşıyoruz? Neleri düşünüyoruz? İnsanlık inim inim inliyor. Bu koronavirüsten sonra acayip bir hale girdi. Dünyanın ömrü kalmadı arkadaşlar. Daha bir ufkumuzda dabetul arz var. Onun tedavisi, tedavisi yok. Vurduğu zaman yere düşürecek Allah Resulü'nün tabiriyle o ayetin tefsirinde kaldıracak kimse olmayacak. Sokak leşlerle, cesetlerle dolacak. Ancak üç sıfatlardan tebaruz eden kurtulacak diyor. İmanın bereketi iki sefaat, sonra israfattan tecenüpleriyle. Peki bunu nasıl yapacağız? Tamam. O mikrop kişinin tırnağına, dişine ve kemiğine yerleşecek. Arkadaşlar nelerle oyalanıyoruz? Bak en ufak bir sıkıntıya dayanamıyoruz da 70 bin perde. İşte bu bu tip düşünceler gene haramı nazardan insanı korur. 4. Hem haramın nazarın ifratını sokaktakilere benim Müslümanımdır diye sahiplenirsek biraz önce dediğim gibi yani benim Müslüman kardeşimdir. Sorsan dedesi babası alim yani bizden. Bizim ya. Yani. Bizi bizde vuruyorlar. Bizi bizde vuruyorlar. İkisi de bizde. Garime şu yerde çalışan da bizim bizim Müslüman kardeşlerimiz. Ya insan böyle düşünse başka haram nazardan ve şehvetten ifratından gaye hayal sahibi olmakla vasata gelinebilir. Yani hayalini davasına hasreden sıkıntıları basamak yapar gayi hayal olması lazım. Gayesini haya gayesini hayal etmesi lazım. Bir bak bakalım neyle meşgul oluyoruz ya. Gayemiz olması lazım. Bir hedefimiz olması lazım. Dünyaya dünya için gelseydik zaten gelmezdi ki. Cennet daha güzel. Ve marabu ke biz lilabit. Rabbin kulların üzerine zalim değil ki ya. Zalim yani bir sıkıntı çekmek için mi geldik? Buraya burası için gelmedi ki kendimiz kendimizi inşa etmeye geldik. Nelerle meşgul oluyoruz? Batıp gidiyoruz. Acayip acayip. Basit basit şeylerle. Demek ki e, gaye sahibi olma, olarak olursak haramı nazardan kendimizi yene çekebiliriz. Başka bir madde. Hangi madde sizi işiniz yararsa alırsınız. Hem olumsuz ortamlardan ve olumsuz ifsat yayınlarından ve de olumsuz kişilerden uzak durarak kurtulunabilir. Yani olumsuz ortamlardan Olumsuz mekanlardan, olumsuz kişilerden, olumsuz videolardan e, uzak durarak kurtulabilir. Uzak durun. Yani videolardan, şunlardan, bunlardan uzak durun. Başka? Her şeyden önce imanımızı taklitten, tahkike çevirerek. Başka? Enfusi tefekkürlerle, enfusi derslerle insanın içsel aleminin hazını almak. Hani şey okudum böyle çok ilginçtir. Allah'ın bahtiyar kulları diyor hani Müslümandan farklı nedir? İmanını ona sevdirmiş. İmanını sevdiren kullarından eylesin biz inşallah. İmanımızdan lezzet alma hali. En böyle tefekkürle oluyor. Onun için Allah Müslümana imanı vermiş ama bir de imanı sevdirmek, imanını sevmek başka bir şey. İmanını sevmek. İbadet, tecüt, duha, işrak, evvabin gibi nafile ibadetlerle, evratlarla, eskarlarla, munacatlarla, tövbe ve istiğfarlarla Cenab-ı Hak'tan yardım istemek. Çünkü ayet var. Tövbe ve istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim diyor. Başka insanın dışarıdan içeriye doğru işletim sistemi biraz önce anlattım. Akılda fikir, vicdanda his, kalpte duygu, ruhta latife. Ee, ne yapar? Bunu işlettirerek yani çıkan şey bu his nedir? Onu tanımlarsak alt birim değil binbaşıyı öne çıkartmak şehvet histir. Onun karşısına his değil. Ya kalbi veya ruhtaki latifeleri ki şefkati çıkartmak dedim. Ee, başka çiyorum hepsini okumayayım. Mantıklı düşünmekle yani şehvet veya haramı nazar aslında Allah bunu niye verdi bu duyguyu? Tenasül nesil için vermiş. Yani bu külfete bu zor aşamalı bir hayata yani kendi yaşını, hanımın yaşası, çocuğun yaşası ve şair. zor bir sürece Cenab-ı Hak buna böyle bir şekerleme tarzında lezzet koymuş. Yani mantıklı böyle düşününce ha yani esas hayatta gaye bu değil diyerek şehvette veya haramdaki arzu isteklerimizi ahirete erteleme ve öteleme yapmamız lazım. Ücreti cüziye talip olmamak gerekiyor esası orası. Başka çok mühim bir yer. Sık sık mezarlıklara mehanelerin yanından, fuhuş yerlerinin yanlarından geçerek, hapishanelerin yanından geçerek hastaneleri ziyaret etmekle insandaki gayrimeşru o isteklerine darbe vurmak. Yani mezarlıklarda, mehanelerden, tımar şunlar buradan. Allah Allah bak burada da mesela, rastlıyoruz ya. İşte e, müzik çalan yerler var, kötü kötü yerler var. Oralardan böyle geçerek insan o arzusuna, hissine darbe, darbe vurmak. Mesela e, böyle bir arzu geldiği zaman Karacaahmet mezarlığı buraya çok yakın. Gasilhane'ye gidin. Bir cenazeniz varmış gibi. Orada yıkama yeri var. Bir gidin bakalım. Yani dakika yetişmiyor. Sırada bekle 15 kişi yıkanacaklar ben hocayım diye kardeşimi ve ancak ben yıkayayım diye şey yapabildim. Yani gasilhaneye böyle gidin. Bak neymiş? Hani nelerle boğuşuyoruz? Ne istiyoruz? Esas hayat ne istiyor? Hayat iskalamamak gerekiyor. Hayatın hakikatini iskalamamak gerekiyor. Basit 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 şeyler mezar olmaması lazım bize. Yani Allah bunu istemiyor bizden. Başka Tüm peygamberlerin ahir zaman fitnesinden istiazi ettiklerini unutmamak gerekiyor. Böyle bir zamandayız. Yani Amazonlar dersi var Risale'de. Hiçbir peygamber yoktur ki Allah'a mecina mi fitnete ahir zaman dememiş olsun. Bu zamanda olduğumuzu unutmamak gerekiyor diyorlar. Ee, bir de dostlarımızı basit ve ucuza satmamak gerekiyor. Çünkü dost bulunmaz. Birbirimizi çabuk ve ucuza satmamak gerekiyor. Yalnızlaşırız. Dünyamız küçük dünyamız cehenneme dönüşür. Orada debelenip dururuz, çıkamayız. Birbirimizin kıymetini bilmek lazım. Dünyamızdan hayalen o insanı çıkartın. Bak ne hale geliriz. Daha çıkmadan o insanı hayalinden çıkar. Bak ne hale geliyoruz. Başka yani 124 bin peygamberin sığındığı bir zamandayız. Nerede bulacağız yüzde yüz dost ve arkadaş eş iş? Yani öyle demiş yani Usta abiye geldi diyor ki abi şöyleydi kardeşim dedi Usta abinin sözüdür. Yüzde 60 ortalama dostun, eşinin, akrabanın, kardeşin, abinin, annenin, babanın yüzde 60 ortalama iyi sıfatı varsa tamam Ustad yüzde 25 veriyor diyor ki. Yüzde yirmi diyor. Onun hepsi var diyor. Hatada. Yüzde yirmi beş şey var. Şeytanın hissesi var diyor. Yüzde yirmi beş de senin hissen var diyor. Yüzde yirmi onun kusuru var. Ya yüzde bir yirmi diyor. 75 için onu da affet diyor. Bir ise diyor şeye ver diyor. Onun nefsine ver. Şeytan onu aldatmış. Bir ise de şeytana ver. Bir ise de kendi nefsine ver. Bir ise de <laughs> Kusura ver işte ne olacak? Dörtte bir bir kusur ne olacak? Hayaline hakim olmak için iradene hakim olmak lazım. İradene hakim olmak için de menfi neşiyatlardan uzak durmak gerekiyor. Başka? Helal dairesi geniştir harama girmeye lüzum yoktur. İmkanlarını kullanmak. Helal dairesi keyfe kafidir. Harama girmeye gerek yok. İki tane kaldı. Mevcut hayatına kanaat etmeye alış arzularını ötelemeye ve ertelemeyi öğren. Helal dairesindeki lezzet ve zevkler keyfine kafi olduğunu, doymayı ve daha fazlasını darül ahirette olduğunu şuur et. Orada olacak. Son madde tefekkürde ben o okumadan şey yapayım. E, hepimiz Anadolu insanıyız. Doğu insanıyız. Hani Anadolu biliyoruz. Su buz olur. Buz çok asırlar kalırsa ben gördüm Karadeniz'de. Mesela Kaşgar'da vade arasında kar asıllarca kalmış. Tam eriyeceği zaman kış gelmiş üzerine kal gelmiş kar 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 kar. Ben kardığın kurtlandığını gördüm, gördüm ya. Yani. Böyle beyaz bir kurt gördüm. Ondan sonra onu bardağa atarlar. Böyle gidiyor, meyve kurtu gibi yani beyaz. Bardağa atarlar, atarlar bardak buz gibi olur ve hayvan kalmaz ama canlı. Ama suya kay koydun eridi gitti. Şimdi bak Allah var iken hiçbir şey yok idi. Bak, bitti dersin. Hiçbir şey yok idi. Allah karar verdi. Şimdi ben bir örnek için sonra şey yapayım. Buz şey su buz oldu. Asırlar o, o oldu. Kurt oldu. Şimdi kurda yani buzun kurduna desek ki aslını unutma. Kurtsun ama buzdun. Buzdun ama suydun. Su ama haşiki uydun Ne kadar zor. Biz de abiler Allah var iken hiçbir şey yoktu. Esma'nın, Esma ustalar var ya Rahman, Rahim, Kerim, Allah'ın isimlerinin biz cilvesi, cemali, nakşı sanatıyız. Yani su donmuş, buz olduğu gibi Allah'ın isimleri donmuş, biz olduk. Semih, basar, hay, kudret, kelam var Allah'ın sıfatı sıfatları da dondu, mevcutat oldu. Allah'ın esmaları dondu, biz olduk. Bizsin şu beden, Allah'ın esma ustalarının donmuş haliyiz. Yani cil donmuştaki kastım cil ve cemaalnakı sanatı. İlmi tabir bu. Biz esmaların donmuş haliyiz. Suyun donmuş haliyiz. Tamam. Sonra buz eskiyince en son kurt geldi gibi. Şimdi Allah nerede? Ruh bedende neredeyse, su buzun neresindeyse? Allah'ın isimleri de maddenin orasındadır. Allah'ın isimleri Rahman, Rahim, Allah, Kerim, Latif isimleri nerede? Yani madde ile eşya ile esma orası burası. Öyle değil. Allah böyle bizi görüyor bir yerden, bir mekandan. Öyle değil. Allah'ın nasıl çarpacağız? Şimdi ruh, ruhumuza nasıl böyle hakim? Hiçbir iş bir işe mani değil. 200 trilyon hücreyi tek iş gibi idare ediyor. Farklı farklı. Ne kadar işleri yapıyor? Şaşırtıyor mu? Şaşırtmıyor ruh. Sıraya koyuyor mu? Yok. Ruh, ruhun beden neresinde? Her yerinde, hiçbir yerinde değildir. Veya odundaki duman ve nur gibi. Bir veya buzdaki su. Şimdi desek ki buzdaki kurda astını unutma. Sen suyudun. He? Su mu? Ne suyu? Hiç hayatında su görmemiş bir kurt veya hayatında hiç su görmemiş buz. Buza dese ki buz kardeş sen suyudun. Aslını unutma nasıl inandıracaksın? Hiç ömründe su görmemiş. Suyun donmuş hali ya. Suyun donmuş hali buz. Ama suyu görmediği için anlatamazsın. İşte bir de onun üzerindeki kurt. Kurttaki hayat. Kurtun için hayat var. Canlılık var. duygular var. Gözü var. Biz öyleyiz. Bu mevcudat sudan donmuş. Buz gibi Allah'ın sıfatları dondu, mevcudat oldu. Mevcudattan da kurt biz en son biz geldik. Şimdi Allah bize nasıl hakim? Su buza nasıl hakimse. Su buza hakim olduğu gibi su kar kurduna nasıl hakimse Allah'ın esmaları da bize böyle hakim. Tefekkür Böyle düşününce nereye götüreceğim? Allah bu kainatı kendisi seyrediyor. Bir de insanların nazarı seyrediyor. Haşa bir ben seyrediyorum böyle. Bir de birisi gelse bu kula şey, kulağımın yandan gözlümden o da baksa böyle. Ne yaparım? Senin adın neydi? Murat. Murat. Bir ben bakıyorum hiç kimse yok. Avrupa'dayım. Rahat hareket ediyorum. Bir de Murat geldi kenardan buradan bakıyor. Harama bakar mıyım? ayıp olur değil mi? Utanırım yani. Şimdi senin gözün olsa ben de böyle senin baktığına baksam sen doğru yere bakarsın değil mi? Ayıptır da ya. Yani. Şimdi Allah bir zaten bakıyor, seyrediyor. Bir de insanların nazarıyla bakıyor. O zaman ben harama bakarken Allah da benim baktığıma bakıyor. Allah harama baktırıyoruz. Onun için haram yok da bizim baktığımızı bir kendisi görüyor. Bir de gayrin nazarıyla bakıyor. Bizim nazarımıza bakıyor. Bunları düşününce insan o haramın nazara biraz takos koyar. Yani haramın nazarda ha su varmış, buz varmış, kurt var, kurt da hayat var, istekler var bu kurt. Yani buzdaki, kardaki kurtlanma onun duyguları var ve arzuları var. Benim de arzularım var ama bu arzularımı buzdan, sudan kopuk olmaması lazım. O yoksa ben oradan düşersem Suya veya güneşe beni ne yapar suya dönüştürür. Kurt öyle demesi lazım. Eğer ben buzdan aşağı düşersem okyanusa ben suya dönüşürüm veya güneşe çıkarsam gölgelikten ben erir giderim hatta su bile olmam. Yani toprağa bir damla tarih geçiyor Bir damla su koysak kaybolur değil mi? Ama bir kova suyu boşaltsak bir anda kaybolmaz. Toprak yutamaz. İşte diyor beraber olun, güçlü olun, e beraber olursak toprak şehveti bizi yutamaz. Tek olursa bizi yutar. Gayret etmeye çalıştım. Haramı nazar nasıl kendimizi koruruz? İnşallah bu maddelerden bir tanesinde bize isabet etmişse duygumuza darbe vurmuş veya şunla kendimi biraz korurum dersek ne ala? Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak Müslümanlara yardım eylesin. Amin. Bizi bize bırakmasın. Vâhirde vâhum enelhamdülillahi rabbil alemin el <laughs> Fatiha.